Ben kızıma kefilim. Ondan kimseye zarar gelmez. Ferhun de o bakımdan rahat olsun. Ferhun de Tekin. Mavi gömlek. Benim. Eski iş yerimden gelmiştir. İyi günler. Teşekkürler. Bakalım kimden gelmiş. Pazarlığı fazla uzatmamanı tavsiye eder. Yeni işinde başarılar dilerim. Oğuz. Özür dilerim. Çok durmaz bu söyleyeyim. Bence de. Alo Ceyda. Ferhun de ben. Merhaba. Bana bak. Yalvardın, yakardın diye davadan vazgeçeceğimi söyledim. Beni pişman etmeyin. Ne oldu? Pazarlık yok dedim. Söyle ona benim tepemi attırmasın. Vallahi fena yaparım. Duydun mu beni? Bir şey anlamıyorum. Neler oluyor? O notu da delil olarak kullanırım. Görür gününü. Not mu yazmış? Özgürlüğünü bu kadar ucuza getireceğini sanıyorsa çok yanılıyor. 500 bin dedim. Tam 500 bin. Bir kuruş aşağı olmaz. Böyle söyle ona, tamam mı? Tamam. Ya parayı verir ya içeride çürür. İşte o kadar. Şu yeni başlayan kız neydi? Ferhan mıydı? Ferhun da Levent Bey. Bize göre olduğuna emin misiniz? Bana biraz arabesk bir tip gibi geldi. Çok da şaşkın. Verimli olacağından şüpheliyim. Bir süre dener, olmazsa teşekkür ederiz. Sık sık eleman değiştirilmesi hoşuma gitmiyor, biliyorsun. İşe alırken doğru düzgün seçeceksiniz. Dikkat ederim Levent Bey. Her ay 3850 lira ödeyeceğiz, öyle mi? İşte ödeme planı önünde Hayriye. Çok para. En düşük faizli kredi bu. Yaptın mı hesabı, ödeyebilecek miyiz? Ödüyoruz anne. Bak, babamın maaşı bu kadar değil mi? Hı-hı. Evet. Benden ne gelir bilmiyorum ama bir 500 koy bakalım. Benden de 500 geliyor. 300 de ben koyuyorum şimdilik. Yakında 750-800 olur o. Nasıl olacak? Mine Hanım'la konuştum baba. Daha fazla iş istedim. Önce düşüneyim dedi, sonra çağırdı görüşmeye. O bir dergisi için de bir şeyler yapmamı istedi. Bir de yeni çıkacak kitapların tanıdığım yazılarını yazmamı istedi. Arka kapaklardaki özetleri yazacağım. Çok iyi Nezha. Hafta sonları da çalışacağım belki ama iyi kazanacağım sonuçta. Maşallah maşallah. Aferin Necla. Sen bu yayın evinde çok ilerleyeceksin kızım. Her şeyden önemlisi tecrübe ediniyorsun. Çok güzel. Mezun olunca mesleğinin yanında bir de bu kazancın olacak. Ben de muhasebe öğreniyorum baba. İleride departman değiştirebilirim. Hadi bakalım. O zaman ben de daha çok katkıda bulunurum. Güzel. Görüyor musun Ali Rıza? Elleri ekmek tuttu da eve yardım ediyorlar. Beni ortaya koydukları para değil, şu çabaları mutlu ediyor Hayriye. Manevi bir güç veriyor. Ya, değil mi? Ferhun da ne verecek, yazmamışsınız. Ne maaş alacak bilmiyoruz ki. Hem ben ondan umutsuzum, söyleyeyim de. Dün yaptığı alışverişi gördük. Bakalım kıyafetinden, kuaföründen ne kalacak geriye? Ne kopacak gönlünden?
Hadi. Bırakın şimdi hesap kitap yapmayı da sofrayı hazırlayalım. Leyla, hadi kalk kızım. Gel mutfağa. Alo. İyi akşamlar Ferhunde. Yine ne var? Mesajını aldım. Çok canım sıkıldı. Çiçeğine teşekkür etmedim diye mi? Son teklif 350. Ben sana ya 500'ü kabul et ya da beni bir daha rahatsız etme demedim. Ne zorluyorsun hala? Senin iyiliğin için. Buradan elimin nerelere ulaştığını gördün. Bence direnme de kabul et adam gibi. Yoksa soluğumu daha yakından duyarsın. Bana hiçbir şey yapamazsın. İddiaya var mısın? Beni de korkuttun. Niye o kadar sessiz geliyorsun? Ödümü patlattın. Kiminle konuşuyordun? Sana ne? Abimdi değil mi? Saçmalama. Git çöpünü dök. Sen biliyorsun onun yerini bize söylemiyorsun. Leyla'cığım. Kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Senin abinin beni aradığı falan yok. Görüşmüyoruz. Bu gidişle de hiç görüşemeyeceğiz. E kimdi o? Aa, görüşendi. Rahatladın mı? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ne oldu kızım? Yok bir şey. İşte ilk günün nasıl geçti? İyi. Bir şey olmuş. Ne oldu acaba baksan mı? Hayriye bırak. Ellerimi yıkayayım da oturalım. İyi hadi. Ferhunde abla nerede? Doğru odasına gitti. Bir tuhaf yine hasta filan olmasın. Çalıştı ya bugün. Bünyesi kaldırmamıştır. Demin biriyle konuştu telefonda. Ne dediğini duyamadım ama çok bozuktu. Allah Allah. Abim olabilir. Ya. Gülşen dedi ama yemedim. Telefonu çalıyor. Çok ayıp. Şşt. Alo. Tam zamanında aradın Gülşen. Vallahi sesini duymak öyle iyi geldi ki. Ne oluyor Leyla? Yok bir şey. Şimdi arayan Gülşen. Demin başkasıyla konuşuyordu dedim ben. Yemeğe gelmiyor mu? Telefonda babacığım. Bitsin çağırırız. Ayşe hadi kızım. Geç anne. İlk gün için felaketti yani. Bozma moralini. Yabancılık çekmen çok normal. Ama ne bileyim ben. Hiç umduğum gibi olmadı. Levent Tunceli göremedin galiba. Her zaman orada olmuyormuş. Kaç tane şirketi var, dolaşıyordur. Onu düşünecek halde değilim zaten. Başımda bir sürü dert var. Toparlayacaksın Ferhunde. Neler atlattın sen? Artık gücüm kalmadı. Umudumu kaybediyorum Gülşen. Daha fazla direnemeyeceğim. Eline sağlık. Pırasa pek güzel olmuş. Biraz daha vereyim mi? Yok. Patlayana kadar yedim. Afiyet olsun. Ayıp olmazsa kalkayım ben. Rica ederiz anne, buyur. Hadi bakalım. Ben yedim. Allah arttırsın. Sofrayı kurar kaldırsın. Muhabbet büyüsü yaptım. Ne oldu? Hiç, gülüyoruz. Gülün çocuğum, gülün. Neşeniz bol olsun. Ne oldu size bugün?
Babaannem hiç bağırmıyor. Barış imzaladık. Değil mi? İnanmıyorum. Nasıl başardın Fikret abla? Ben bir şey yapmadım. Babaanneniz bana bir hediye almış. O vesile oldu. Anne? Aman küçücük bir şey canım. Hediyenin büyük küçüğü olmaz. İnanmıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.